Teşekkürler. Afiyet olsun. Aylin, sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Beni düşman olarak görme yeter. Ne değişti? Mahkemeden sonra. Mahkemede biraz duygusal davrandım. Yani kızımı almak için acele ettim, farkındayım. Ama Kayra'nın başka bir kadına anne demesi meselesi benim kafamı çok karıştırdı. Gerçi sonra zamanla fark ettim ki zorla güzellik olmuyormuş. Kayra böyle acı çekiyor, evini özlüyor, seni özlüyor. Hem biliyor musun, hala bana Aylin abla diye sesleniyor. Yani anladım ki zamana yaysam da olmayacak. Kayra ile yan yana olmamız aramızdaki mesafeyi daraltmadı. Bunu erken fark etmene sevindim. Ama ne yapmaya çalıştığını Kayra da fark edecektir. Bundan sonra daha farklı bir iletişim kuracak seninle, merak etme. Umarım. Benim tek istediğim ailemi geri kazanmak. Ailemi derken? Kayra'yı yani. Biliyorsun, söyledim sana, Kayra'dan başka bir ailem kalmadı. Üstüme vazife değil ama soracağım yani, merak ediyorum çünkü. Bugün sana Suna'dan bahsettiğimde böyle bir suratın düştü gibi oldu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kavga falan mı ettiniz? Tanıyorum seni. Hele bu nefes boşaltmayı çok iyi biliyorum. Evet, bir tatsızlık yaşadık. Merak etme, geçer. Hem siz çok aşıksınız Suna ile birbirinize. Her ilişkide olur ki böyle şeyler. Necat Bey, Kayra eşyalarını seninle birlikte yerleştirmek istiyor. Tamam Ayrı, geliyorum. Sen otur istersen. Yok, ben de kalkıyordum zaten. Hem siz kızınla biraz baş başa vakit geçirin. Bu elini unutmayacağım Ayrı. Her şeye sıfırdan başlayalım Necat, Kayra için. Deneyeceğim. Tekrar sağ ol. Görüşürüz. Haberleşiriz.